Muhabbetler 11, 12, 13 kaçıncı bölüm? Hoş geldiniz. Bugün ilk defa 3 kişiyiz. Çünkü bu programı aslında bir hanımefendi almak istiyorduk. Çünkü çok erkeksi zannedilen bir program dışarıdan. İki erkek konuşuyoruzdu. Halbuki gayet unisex konular konuştuğumuz için Lara'yı getirdik bugün. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz davetiniz için. Sağ olun, evet. Size de hocam. O yüzden senin de burada kadın izleyicilerimizin sayısını, hatta erkek izleyicilerimizin sayısını arttırmanı umuyoruz. İnşallah, umarım bir katkıda bulunurum. Evet, bugün konumuz gençlik. Bu noktada Lara'yı da hem genç olduğu için de burada Lara'nın genç olmasının da öyle bir etkisi var, artı puanı var. Hocam, insanlar ne zaman genç diye tanımlamaya başladı? Yani genç ya da yaşlı diye. Herhalde insanların 50 yaşında öldüğü dönemlerde çok, evet, 25 yani yaş tabii altında genç demiyorlardı. Yaş hem mutlak bir şey hem relatif bir şey. Hı hı. Hani İslam'da da yetişkinlik 13'te başlıyor. Kadın için, erkek için. Neden? Çünkü aslında biyolojik olarak 13-15'ten itibaren insanlar biyolojik olarak yetişkin. Fakat blue çağına giriyorlar değil mi? Evet. 18 yaş niye aslında? İnsanların biyolojik olarak bile yeterli olsa da olgunlaşmasının için bir zaman gerektiği fikri. İkinci olarak eğitim. Tabii eğitim eski zamanlarda hani okuma yazma, işte mahalle mektebi biliyoruz, bu kadar. Fakat şimdi lise derken üniversite, o da yetmedi bugün, işte yüksek lisanslar. Aslında okul okumak bir nevi kendi yeterliliğini, maddi yeterliliğini erteleme süreci. Ve aslında bu da bir lüks ve bu bugünkü hayatımızda mümkün. Bu yüzden de gençliğin algısı bile, yani yaş algısı bile çok genişliyor eskiden. Genç denilen bir insan aslında 20 yaşında bir insandan bahsederiz. Oysa ki bugün 30-35 yaşındaki insan bile kendini genç görüyor. Dediğim gibi gençlik biyolojikten çok bir zihinsel realite. Bu sebeple de hani hem genç olmak eskiden tanımsız. Çünkü çocuklukla yetişkinlik arasında bir ayrım yok. Çocuk bir gün yetişkin oluyor. Fakat sadece gencin ortaya çıkması değil, 19. yüzyılda ya da 20. yüzyılda ancak. Fakat ondan öte olarak da hani eskiden genç dediğimiz, bugün teenage dediğimiz şey. Hı. Bugün teenage genç olarak algılanmıyor. Genç çocuk. Evet, daha 17 teenage, evet. Belki. Evet, hani teenage işte max 19. Ama bugün hani genç dediğimizde 1940'da aslında teenage anlaşılıyor bugünkü mantıkla. Bir zihinsel bir aktivite dediğiniz gençlik aslında, biraz da şey bir aktivite, biraz da fiziksel de. Şu anda şey de bir trend, sağlıklı yaşam. Evet. Eskiden cool görünen bazı şeyler şu an uncool. Uncool görünen bazı şeyler, evet. Şu an çok cool mesela. Glutensiz beslenmek, glutensiz beslenmek veyahut sürekli olarak working out, şudur budur, plant-based beslenmek falan. Bunlar da aslında insanların, yaşı da ilerlemiş insanların fiziksel olarak da genç kalmasının bir şeyi, evet. Bir mücadelesi gibi, gençlik mücadelesi. Yani. Gençlik de aynı zamanda bir performans. Yani gençlik aktivitelerini yapınca gençliğinizi reproduce etmiş oluyorsunuz ve bundan tatmin oluyorsunuz. Hani aslında genç yaşam tarzı, bakın hala ben gencim diye. Tabii bu iyice hani 40-45'e kadar sürdürülebiliyor bu görüntü. Tabii bir yerden sonra artık hani vücut da kaldırmıyor, karikatüre dönüyor ama hani zaten... Hani Ertuğrul yerde... Akbay vardı mesela, evet, o çok gençti. Hani daha çok aktörlerde bu çaba oluyor. Hani 45'inde, 50'sinde hala hani bir yerden sonra artık çok yapay diyor. Bir yere kadar maşallah diyorsunuz ama bir yerden sonra artık bu... Yani grotesk biraz oluyor. Gençliği hem sağlıklı hem çok olumlu bir imgeyle eşleştirmiş durumdayız. Yani sektör, evet. De genç arıyor. Evet. Sinemadan falan bahsettik ama yaşlılığın da sizce güzel yanları yok mu? Herkes bu kadar genç olmak istiyor. Tabii o insanlar için bir yenilgi aslında, bir yaşının geçtiğini kabul etmek. Aslında hani o da bir zaten genelde de bu gençlik görünmeye çalışan insanlar birden hal tavrında bir orta yaşla geçme kararı alıyor. Yüzünü, İşte ne bileyim makyajını, her şeyi değiştiriyor. Hani sanki arası yok gibi. Çünkü o da aslında kendini nasıl sunacağıyla ilgili bir şey. Yani genç sunmak her zaman cazip. Bir yerden sonra da bazısı o kararı almıyor. Ve aslında hani tuhaf bir şey dönüyor 45-50'sinde. Sizin saçlar falan mesela ektirmediniz mi hocam siz? Yok, hayır. Mesela benden daha çok saçınız var. Evet, ama arkadan ama, gidiyor. Arkalar gidiyor ha? Nasıl arkalar? Yavaş yavaş gidiyor tabii. Mesela, ya benim son bir senede acayip seyrekleşti saçlarım. Yanlarım beyazladı, şuralar acayip seyrekleşti, şuralar şekerleşti falan. Ki yani ben 26 yaşındayım.
İnsan bazen aynaya baktığı zaman da onu kaybettiğini hissediyor yani. Sizi saç bakımından hani kıskandığımı söyleyebilirim. Ama bu mesela saç ektirmek falan. Geçenlerde şey gördüm. Midyeci Ahmet diye bir eleman var mesela. Bir olay olmuş. Biliyor musunuz olayı? Yok, hayır, boşanma olayı. Anlatayım evet. Olayı işte. Hani neymiş bu işte, Midyeci Ahmet ve eşi boşanıyor. Midyeci Ahmet'in merkez şubesini eşine bırakıyor. Daha sonra merkez şubeye karşısına da başka kendisi şube açarak diyor ki Midyeci Ahmet markasının o şubeyle alakası kalmamıştır. Sonra işte karısı bunu açıkladıktan sonra Midyeci Ahmet kameranın karşısına geçiyor. Ve zehir zemberek açıklamalar yapıyor 40 dakika boyunca. Ama o sırada saçlarını yeni ektirmiş. Yani dedim ki ulan inşallah böyle başta yapmam gerekti. Daha saçlarımı yeni ektirmiş. Korkunç bir görüntü. Bu saç ektirme, Türkiye'nin de saç ektirme turizminin bir numaralı merkezi olması falan. Bu da enteresan bir şey. Yani bu arada mesela bir gençlik turizmi. Saç ekme falan da yani. Genç kalma turizmi. Evet, beslenme, hani mesela erkeklerin kendi vücutlarına bakma baskısı son 20 yılda çok daha arttı. Yani bundan bu tabii daha çok kadınların aslında bu seçimde daha ön plana çıkması, kendi maddi ve manevi bağımsızlıklarını almasıyla. Evet, erkekler de seçebiliyoruz. Evet, o erkekler baskı hissediyor ve burada da temel şey işte vücut fit tutmak ve tabii aynı zamanda genç tutmak. Mesela milliyetçilikte de hep şey vardı. Ulusla gençlik arasında bir bağ kurmaktı. Yani bunu en bildiğimiz şey zaten. İyi Mustafa Kemal'in şey olması. Ha. Ya yani İyi Parti'ye gelmeden tabii şey işte zaten Atatürk işte gençliğe hitap ediyor. Gençliğe bırakıyor cumhuriyeti koruma görevini ama aynı zamanda hani 10. yıl maaşı işte 10 yılda 15 milyon genç yarattık derken bu da kastedilen 15 milyon yeni kişi doğmuyor. 15 milyonluk Türkiye nüfusu gençleşiyor. Yani gençlik bir şey ideali. Hani tam olarak da aslında bu dönemde işte olimpiyatta İlk kez 1890'da yapılmaya başlanıyor. Sağlıklı vücut fetişizmi, sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Jimnastik, atletizm 30'ların şeyi. Hani böyle güzel bir gözüken bir erkek vücudu. Ve aslında ulusun önünün açık olmasıyla özdeşleştiriyor. Hani genç ulus. Mesela Osmanlı böyle hantallıkla hani nasıl da Osmanlı canlandırılıyor. Hasta adam. Hasta adam bir de şey hani işte artık hani bir ulema ama o sakalı koymuş, aksakalının tamamen hantal, hayattan kopuk ya da o bunak bir paşa ona karşı işte kalpaklı Mustafa Kemal ya da mücadele karşı son derece fit, son derece yeni ulusu taşıyacak şey. Fakat eski zamandaki bu milli gençlik toplumunun geneliyle bütünleşik ve barışık. Şimdi sonra ise bir noktada hani gençlik böyle asi oluyor, gençlik aykırı gelir fikri. Hani sanki 50'lerden sonra biraz lejitimize oluyor. Bu dönemde henüz hani o 20 yaşında genç ama 60 yaşındaki adamla aynı inançlara, değerlere sahip sadece zihnen ve vücut olarak fit. Okay. Hiç gerçekten Şişman Paşa yok bu arada Kurtuluş Savaşı'na baktığımızda. İsmet Paşa zayıf, Fevzi Çakmak, Kazım evet. Karabekir. Bu şekilde düşünmemiş ama tabii onlar da aslında çoğu yaş olarak da 40'ların başlarında. Tabii, hani yani. Oysa ki bunlar tabii İttihat Terakki geleneğinden geliyorlar. Eski paşalar pörc edilmiş durumda. Ya da ideolojik olarak da onlara uzaklar. Bu sebeple hakikaten orada yeni bir jenerasyon geliyor. Aslında bu jenerasyonlar ilginç. Hani bir jenerasyon oluyor. Türkiye'yi, Atatürk erken ölüyor 57 yaşında. Fakat hani İsmet İnönü 89 yaşında yanılmıyorsam ölüyor. Evet, 84 doğumu 73'te. Ama birçok da 50'lere 60'lara kadar siyasette aktif. Aslında bir kuşak sonra birden bir sonraki kuşak aslında çok siyasete müdahale olmadan bir sonraki kuşak geliyor. Bunu aslında bir programda konuşmuştuk. Hani evet, bazı aslında kuşaklar kayıp evet. Kuşak oluyor aslında. Bazı kuşaklar siyasete pek müdahil olamıyor. Evet. Mesela bizde de şeylerden 50'li 60'lı doğumlulardan pek girmediler siyasete. Evet. Gerçi 50'li derken 55-70 arası pek girmedi evet. Diyebiliriz. Yani Tayyip Erdoğan domine etti ve aynen. Onun kuşağı AK Parti aktifti. Mesela bir yerden sonra özellikle Tayyip Erdoğan'la beraber hareket edenler çoğu işte tasfiye olup işte DEVA, geleceğe katılınca Tayyip Erdoğan kendine daha sadık, çok gençleri promote etti. Hani daha bir sadakat bağ haliyle kökeni yok. Ve arada mesela ne muhafazakar İslam kesimden var. Ve tabii oradaki CHP'liler de hani siyasetten güç sahibi olmadıkları için şu anda yeni kuşak geliyor Kemal İmamoğlu vesaire. Bir de aslında şey düşünülebilir bu arada. Hani siyasette hep bir şey vardı. Gençler gelmeli. Evet. Hep gençler gelmeli. Her ama hiç şeyde, gelmez. Ya her şeyde böyle futbolda falan da işte. Bu oynayacağına gençler oynasın evet. Falan öyle bir şey vardır mesela. Bundan Batshuayi'den kötü olamaz. Altyapıdan çocuk yok mu falan. Evet. Yani, halbuki çocuğun ne olur? Şey genç olması. Genç oynadığı zaman da pek hiçbir zaman genci de gençliğe tolerans göstermez. Yani bir siyasetçi gelsin mesela. Cumhurbaşkanı olsun 33 yaşında.
içine sıçsın, kimse demez ki bu adam genç, sabırlı sayılık falan gider yani. Öyle de bir şey var. Bir yandan da şey var ya, bazıları işte şu kadar bilmem kaç yaş üstüne oy kullanmak yasaklanmalı falan. O da böyle, bence tamamen sapıkça bir düşünce. Yani. En son Fransa seçiminin dün gençler bayağı Le Pen'e yönelmişler. Hani gençler yaşlılar var. Le Pen'e iki aşırı tarafa yönelmiş değil mi? Aslında tabii şu var. Şimdi AK Parti anomalisi yüzünden tabii AK Parti'ye reaksiyon için gençler hani özellikle çok düşük AK Parti'nin gençler oyu. Fakat aslında gençler 90'larda mesela ben çocukken hatırlıyorum. Temel şey gençler MHP oyu veriyordu. Çünkü aslında biraz da gençlik cevvaldi. Kolay yola 90'lı çünkü sorunu var, işte PKK sorunu var, İslami kesim yükseliyor. Buna karşı bir tepki var, işte vuracaksın, kıracaksın, böyle güçlü şekilde yapacaksın fikri. Gençler aslında heyecanlandılar bir şey. Tabii ki daha yaşlı kuşakların daha eylemsiz, zafiyet için olduğu fikri. O yüzden hani gençlik her zaman pozitif olmayabilir. Çok kolay bir şekilde aslında manipüle etmeye de müsait. Mesela geçenlerde gördüğüm bir araştırma vardı. Ben anladığım kadarıyla şu anda Türkiye'de Z kuşağı Tayyip Erdoğan'ın yaşlı, boomer falan bir adam olarak görüyor ve kendinden rahatsızlar. Fakat mesela şey, o cenahta Süleyman Soylu'yu beğeniyorlar. Evet. Yani beğeniyor ya. Işte tüm gençleri düşünce çevreni düşünme yani. Evet. Eğer ki ya şimdi genç dünya Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyor ama o mahalledense Süleyman Soylu'yu beğeniyor. Yani onun o cevvalliği falan hoşuna gidiyor. Kodunum oturacak adam damı hoşlanıyor. Yani o tarz şeyse. Evet. O yani lively, Süleyman Soylu'nun lively sonuçlarına gidiyor. Yani genç bir Tayyip Erdoğan'ı beğenirler de büyük yani. Evet tabii canım ama genç Tayyip Erdoğan da beğenmeyecek gibi değil yani. Bu gençlik kolları işi bir acayip. Yani genelde 35-40 yaşında insanlar partilerin gençlik kolları başkanı oldular. Evet. Bu abes bir durum. Ya da yani neden direkt partiye almıyoruz gençleri de ayrı ufak bir kreş kuruyoruz. Tabii bunun kadın kolları versiyonu da var. O da zaten korkunç bir olay. Yani gençlik kollarının mesela herhalde hiçbir şey yaradığı görünmemiştir. Yani gençlik kollarının biraz da işte boşu dağıtacak insan olarak görüyorlar. Kendi sesi mesela aslında gençlik kolları aslında bir nevi gençlerin sesinin olmayacağı kabulüne dayanıyor. Gençler sadece bir iş gücü. Kolay. Hani sen gençsin. Genç olunca her şeyi yapman, yaptırman meşru. Para vermeden bir şekilde hani şeyde aynı sorun var ya işte stajyerler şunları bunları. Ama Türkiye'de hani CHP gençlik kolları mesela CHP genel merkezine farklı düşünebilir mi? Tabii ki düşünemez. Hani hangi parti için geçerli bu? AK Parti için zaten saymıyorum. Fakat mesela Avrupa'da aslında şey örneği vardır mesela. Her zaman sosyal demokratların gençlik kolları daha soldadı. Çünkü gençtir, ateşlidir. Bunun da bir siyasi karşılığı, siyasi pozisyonu vardır. Yani orada gençlik kollarının bir siyasal duruşunu kendi göstermesi hakkını kabul edilir. Mesela Türkiye'de aslında CHP gençlik kollarından ya da diğer Adalet Partisi gençlik kollarından çıkma böyle bir yükselme patternı yok aslında. Evet. Avrupa'da var aslında. O da ispatlıyor kendini duruşuyla. Sıçıyor. Çünkü daha çok Türkiye'de gençlik kolları bir nevi işte ayak işi yaptırılacak. Ya da bilmem kimin oğlu olarak boy gösteren kişiler. Mesela daha gençlik kollarındaki adamların kafalarının çalışmadığı belli yani. Mesela geçen Kılıçdaroğlu'na bilmem mi zor günlerinde gençliğe yanında sen vardın falan diye cringe ötesi bir video çekmişler yani. Yani ben şeyi düşünüyorum yani şimdi bir adam geldi bana dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarındanım falan. Ben adamla arkadaşlık kurmam yani adam derim ki bir şeyle uğraşıyor yani kafayı yemiş yani. Çünkü bir insanın hakikaten şu an gençlik bir siyasi partinin gençlik kollarında faaliyet göstermesi için gerçekten kopuk olması lazım yani. Nitekim bir de şey var yani zaten gençlik kollarında donanımlı adam olsa siyasi partiler biz gençlere yaklaşacağız diye rap falan yapmazlar yani. Evet, evet. Yani gençlik kolları demiyor mu ulan senin yaptığın kıytırık bir rap şarkısının gençleri etkileyecek bir şey yok yani hiçbir şekilde. Bunun gençlik kollarının danışmanlığında olması lazım ama gençlik kollarının bence bunda parmağı var. Evet doğru. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela ilginç bu Ramazan'da daha önce hani o her zaman ne oldu? Yer sofrasında olabilecek en fakir, daha gelirli, en geleneksel görünümlü aileler ziyaret edildi dedi. Bu sefer ilk kez Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Kemal İmamoğlu hepsi öğrenci evi ziyaret ettiler. İşte Tayyip Erdoğan uçak savaya gitmiş Boğaziçi'li öğrencilere. Ali Babacan daha enteresan bir şekilde kızlı erkekli bir evi ziyaret etmiş. Ve aslında bir nevi hani o şey var ya Mehmet Şimşek'in Fakir aile tığı yapacak. Büyük deha oy stratejisi iftara gitmekti. Fakire gitmekti. Ne kadar halk olduğunu ispatlamaktı. Şimdi oy verme stratejisi benimsemişler ki işte gençlerin evine iftara gidersek oy devşiririz. Ama hakikaten gençler bunu istemiyor. Yani gençlerin temel beklentisi bu değil. Ama dediğin gibi gençlerin sesi olsaydı partilerde bunu söylerlerdi. Haberdar olurlardı. Kimse haberine değil. Bu arada pop ya. Rap değil. Bilmem mi rap olur mu ya?
Karşıyım size bu noktada. Yok yani. Şey, çok rap şarkısı yapıyor mu? Bilmem mi özelinde konuşmuyorum ama genelde partiler gençlere hitap etmek için şey yapıyorlar. Yani rap şarkıları yapıyorlar. Yani biz de sizin o, kadar isyankarız. Bilmem mi olayı bambaşka bir evet. Olay. Bilmem mi olayı bambaşka. Spesifik bir bilmem mi olayı. Ben ondan bahsediyorum sandım. Pardon. Evet. Bir tane birkaç 16 rapçi bir araya gelmişti. Susamam musamam evet. Diye bir şey yapmıştı falan filan. Hepsi paylaştılar, paylaştılar. Şöyledir, böyledir. Enteresan. Hani eski zamanlarda gençlik belki ölüyordu fakat hani genç olmanın pozitif özellikleri, fiziksel sağlıklılık falan filan toplumun bütünlüğüne aykırılık arz etmiyordu. Fakat bu da aslında çok kült figürler. James Dean, Marlon Brando, illerde o deri ceketli. Dünyanın ilk genç ikonu değil mi? Evet, 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 evet. Marlon Brando'yu aslında sayabiliriz. Sonra 60'larda ve Rock'ın yolun girişi. Mesela ilk kez müzik yaş kategorisine göre kategorize ediliyor. Yani daha önce ortalama pop şarkısı herkese hitap edendi. Bir yerde sonra artık gender spesifik hitap eden kitlenin, edilen kitlenin yaşı spesifik olmaya başlıyor. Ve aslında hani bir nevi müzik de aslında bastırılmış duyguların en böyle kendini hissettirecek şekilde ortaya çıkması. Ve aslında bu en çok da gençlerin ihtiyacı duyduğu bir şey, bir psikoloji. Yine cinsel özgürleşme 68 kuşağı. Yani politik tarafı var ve bir zamanda da yeni politik olarak işte 68'de işte Vietnam Savaşı'na karşı çıkmak, yurttaşlık hareketi destek çıkmak. Yani 68 hareketi aslında ilk kez gençlerin bir önceki kuşaktan farklı düşündüklerinin ifadesi. Bu bakımdan da şok etkisi yatıyor. Ve burada aslında birbirini tamamlayan iki süreç var. Bir, siyasi duruşları açısından çok farklılar. Ama aynı zamanda çünkü bunun sebebi de yaşam tarzlarının farklı olması. Aslında bunda ilk kez üniversiteye giden kuşak. Kitlesi olarak ilk kez 60'ların sonunda belki yüz binlerce genç aynı anda üniversiteye gidiyor. Ve sosyalleşmeleri yaşıtlarıyla oluyor. Yani peerleriyle oluyor. Bilgisi olarak beslenme imkanı sağlıyor. Yani ana etkileşim odaklı artık anne babalığı ya televizyonlar değil. Kendi işte yurt odalarında ya da etkileşim içinde oldukları arkadaş grupları oluyor. Ve bu aslında bir haklılık duygusu da yaratıyor. Sinerji yaratıyor. Ha, 68 kuşağı sonra 90'larda iktidara geldi. Fakat aslında o 68'in değerleri siyasi ana akımın içine dahil olarak siyaseti belirler oldu. İşte Bill Clinton'ın 92'de mesela olması bir kuşak değişimiydi hakikaten. İşte 21 galiba doğumlu George Bush'tan sonra birden 30 yaş 60 oldu. Türkiye'de de aslında sanki 68 kuşağı bir sol, sosyalist. Fakat yaşam tarzı konusunda yaşam tarzının siyasallaştırılması orada henüz yok. Hı hı. Türkiye'de sanırım 80 sonrası özel sektörün çok daha belirgin olması, bir tüketim toplumu ortaya çıkmasıyla beraber hani gençlik çok tartışılan bir şey oldu. Bu dejenere gençlik şeyi. Aslında şey düşünürsek şey vardı. 1923 galiba Peyami Safa'nın Sözde Kızlar. İşte yeni kuşak ne kadar ahlaksız. Yani bu temel var. Fakat 80'lerden çok baskın hale geliyor. İlk kez bir kuşak eleştiri oklarının altında kalıyor. İşte yuppiler, apolitik gençlik. Ve aslında 90'larda da hep şey vardı. Biz genciz. Ama vatanseveriz. Genciz ama siyasi konuda duyarlıyız. Mesela nedir? Mesela Ercan Saatçi. Ercan Saatçi'nin 90'larda... Hani, Ercan Saatçi bayağı genç 90'larda zaten. Evet. İşte en milliyetçi şarkıları yapıyor. Aynı zamanda gençliğiyle milliyetçiliğini, Türklüğünü birleştiren bir imge olarak 90'ların ruhunda veren şeylerden bir tanesi. Ya da böyle genç örmek. 90'larda çok genç örmek modası çıktı birden. 80'lerde gençler gömülüyordu. 90'larda birden genç olmak mesela, pozitif bir şey haline geldi. İşte şey falan var ya, genç, o zaman genç olmak evet cool. Garanti Bankası, Türksel, Mürksel. Evet, Serdar Erener'in evet. Yaptığı reklamlar işte. Ey evet, genç evet, Türksel, evet. Kalk ayağa falan. İşte ne bileyim böyle gençlerin şeyi, işte sessiz harf kullanmadan yazması falan, GNC, TRK, CLL falan evet. Filan. Böyle şeyler üzerinden de gençler. Hani dediğin gibi övülen bir tarafı da var. Olmaya başladı 90'ların sonu 2000'lerin başında. Hani gençler dünyaya farklı bakıyorlar, onları anlamamız lazım falan tarzında. Öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum ben de izlerken falan. Ve gençin övümün aslında... Hani tabii 91'de çok apolitikliğin de övüldüğü bir zamandı. Apolitik de değil daha doğrusu da. Artık ideolojiler bitti. Post ideoloji bir çağ var. Bunu ancak gençler anlıyor. Yaşlılar anlayamıyor. Aslında genç olmanın kendi başına yettiği varsayımı. Tabii çok dehşet bir şey bugünden baktığımızda. Yani bugün de tabii biraz aynı yaklaşım. Hani genç olduğu için post tabii olması. Z kuşağı ya. Evet. Z kuşağı şöyle Z kuşağı evet, böyle evet. Falan filan. Z kuşağı sizi şey yapmayacak, öldürecek, yargılayacak falan. Yani... Aslında biraz da şey bireysel de bakmak lazım olaya. Evet. Tabii sosyal medya mesela bu kadar niye gençler üniversite öğrencinin iftarına gidiliyor ya da rap şarkısı yapılıyor?
Çünkü sosyal medya sayesinde aslında ilk kez gençlerin bir aracısız doğrudan sesini duyurduğu, varlığını hissettirdiği bir ana denk geliyor. 90'larda aslında sosyal medya falan da yoktu. Biriyle gençlerle konuşuyordu. Evet. Şimdi gençler doğrudan bir sesi veriyorlar ve işte bu yaşlılar anlamlandıramıyorlar bunları. Bunların suyuna gitmeye çalışıyorlar. Suyuna gitmeye çalışıyorlar. İnternette tükettiğimiz içeriklerin herhalde bir %90'ını 20 yaş altı çocuklar atabiliyor muhtemelen. Evet. Yani bir sürü video izliyoruz, gülüyoruz falan. Ya, muhtemelen 15-16 yaşlı çocuklar atıyor. Evet. Hayvan gibi gülüyoruz falan. Yani evet, dediğin gibi eskiden ana akım medya. Belki birkaç tane çoluğa çocuğa soruyor ne seviyorsunuz falan filan diye şeydi gibi başındakiler. Ve sonra da dediği gibi onların müdürleri şey alan şey. Ona göre politika veriyor, yayın politikası veriyorlar. Evet. Şimdi ise bambaşka. Evet, yani YouTube'da 16 yaşında çocukların belki yarattığı bir takım terminolojiyi biz farkında olmadan benimsiyoruz. İşte kısaltma kelimeler, şakalar, yani birçok şakanın kökeni işte 15 yaşındaki bir çocuğun yaptığı bir şey muhtemelen. Bir an sonra 40 yaşındaki adamlar önce bana yakışır mı diyor, bir an sonra normalleştiriyor. Hani bir nevi Türkçeyi de aslında gençler yönetmeye başladı. Sosyal medya üzerine bir terminoloji diye. Yaşlar biraz rahatsız herhalde ben anladığım kadarıyla. Bizim çok fazla böyle kelimeleri kısaltmamız. Rahatsız şey ama benimsiyorlar. Benimsiyor, önleyemiyorlar. Yani eskiden şey vardı işte. Eskiden ya, öyle bir eleştiri vardı. Yok NBR, FLM falan. Sonra bunlara kızarlardı falan. Sonra aslında internet başladığı zaman gençlerin Türkçeyi ne kadar daha iyi kullanabildiğini ve yaşlıların böyle bundan dolayı Türkçemiz mahvoluyor diyen yaşlıların çoğunun cümle kurmaktan aciz. İmla kurallarından bir haber, de, da, ki, mi, bunların yazımını bilmeyen insanlar oldukları gibi. Ve çok daha gençler çok daha dile hakim yani. Bu çok açık bir net. Çünkü çoğunun bilmiyorlar, yazmamışlar. Sadece o kafasında gençler SLM, NBR yazıyor, Türkçe'nin içine ediyorlar var. Yani hiç öyle bir şey yok. Akıllı cep telefonlarına kadar Türkiye'de yazma çizme çok az kişinin hayatına yaptığı bir şeydi. Ya da profesyonel olarak işine yaptığı bir şeydi. Şimdi herkes sürekli yazıyor. WhatsApp'a yazıyor, Facebook'a yazıyor. O zaman kadar şey varsayım vardı. Aslında herkes okuma yazmayı, gramer kuralını gayet biliyor. Neden? Çünkü artık editten geçmiş. Gazete metinlerini falan biz görüyorduk. Şimdi ortalama eğitimli insanla görüşüyoruz. 60 yaşında mühendis, 50 yaşında doktor. İlk başta gençler 2000'lerle beraber çok sosyal medya yazmaya başladılar. İşte Facebook'ta, FriendFeed'de ya da daha öncesinde işte SMS'lerde. Bakıyorlardı, kınıyorlardı bunları. Fakat o 50 yaşındaki doktorlar da meğerse bilmiyormuş bunu. Son 5 yılda akıllı telefonlarla sürekli WhatsApp gruplarına komiklik gönderirken ortaya çıktı bu. Doğru. Yani şu anda mesela gençler çok daha yazma odaklı bir kültüre sahipler. Yaşlar ya da orta yaş üzerinde diyelim, konuşma odaklıydı. Evet. Evet. Ya ben aslında o yazım yanlışlarından bahsetmek istemedim. Bu hani böyle bazı kalıp cümleler oluyor ya bizim Twitter'da falan kullandığımız. Bilmem ne yapmazsam ölecekmişim falan. Anlatabildim mi? Bunlardan da bir rahatsızlık var genel olarak. Evet ama benimsenin mesela şu an mesela bir yıl önce çıkanlarda bir tepki var ama 5 yıl önce çıkanlar benimsenmiş durumda şu an. Tabii. Candır mandır atıyor. Hatta gençler bırakıyor, yaşlar kullanıyor. Bir de öyle bir şey. Tabii. Sonra lame oluyor kullanmak. Evet. Doğru. Mesela ben de şey anlamıyorum. Hangi emoji lame? Emojiler lame hocam genel olarak. Bütün emojiler. Çünkü bir şey yollayacaksın. Emoji yollamak da çok düz oluyor. Bir emoji koymak da dediğin gibi lame. Orada kritik kararlar veriliyor işte. Ya bence bir tek şu an göz kırpma emojisi kabul edilebilir bir emoji. Öbürü şu smiley bana sapıkça geliyor yani. Evet. Şimdi hangisi sapıkça geldiğini öğrenmek daha da kritik bir mesele. Evet mesela şimdi bana bir arkadaşım şey atsa, dua emojisi de atsa falan ha dersin bu şey. Ya da böyle ağzını açarak gülen falan var ya bunlar tamamen şey. Yaşlılara yollanmış emojiler artık. Evet, emojiler genel olarak evet. Şey var işte bu gözünden yaş gelen gülücük emojisi. Aynen. Kalp malp. Hiçbir zaman modası geçmeyecek emoji. Onun da rengi değişir. Mor kalp var. Kızlar galiba kendi anlatıyorlar. Gri bir kalp var. Renk seçimleri de ne ifade ediyor? Yani ben... Yani kırmızı kalp hani aşkına. Sarı, yeşil, mor... Friend zone'layacağım. Evet. Hani bu kadın erkek ilişkileri açısından. Evet. Yoksa kızların hepsini yollayacak. Galiba mor galiba kızların kendi arasında mor gidiyor diye yani düşündüm. Hani feminizm rengi olduğu için ama bilmiyorum. Ha, mantıklıymış aslında ama bilmiyorum hiç dikkat etmedim. Erkekler birbirine kalp atıyor mu? Ben kırmızı kalp atıyor. Gayet ateşli kalp falan da atıyor canım yani. Kırmızı kalbi ona bunu atıyorum. Hiç kalbin siyahı, yeşili, yok moru, sarısı falan beni irite ediyor. Direkt kırmızıyı çakıyorum. Gerektiği zaman. Gerektiği yerde. Türkçeyi işte TDK'nın ya da bir takım Ankara'dan empoze edilen tercihler belirleyebiliyordu. Fakat sosyal medyadan sonra Türkçenin doğal dönüşümü
de lead edenler gençler. Çünkü çok yazanlar onlar. Sosyal medya terminolojisini hani Facebook'ta, WhatsApp'ta da yaşlılara da geçiren bir şekilde onlar. Ve bu ne getiriyor? Aslında çok uzun kelimelerin, cümlelerin bazen gerek olmadığını düşündürtüyor. İşte çünkü bir emoji ile anlatıyorsun, tutup da yazacağına. İşte bir emoji yolluyorsun, durumu izah ediyor. Ya da bir kısaltma, izah ediyor. Hani mesela Arap alfabesinde de sesli harfler yoktu. İşte elif, vav falan dışında. Hızlı bir şekilde akışkanlığı sağlıyor. O yüzden stereografi falan, hani eski yazıyı alışmış olanlar, uzun süre, 1960'lara kadar hani öyle not alırlardı. Çünkü daha hızlı yazılıyordu. Şu anda aslında benzer bir şekilde sosyal medya terminolojisi Türkçeyi kısaltıyor. Bunun doğal ihtiyaçları, organik ihtiyaçları doğrultusunda yapıyor. Ve bunu dediğim gibi yapanlar 60 yaşındaki insanlar değil, şu an 25-30 yaşındakiler. Yani Türkiye'de sosyal diskuru da şekillendiriyorlar. Şöyle. O yüzden aslında siyasete bir illüzyon da yaratıyor. Yani yaratıyor. Çünkü tamam gençler önemli, genç oyu da çok önemli. Çünkü Türkiye'de genç seçmenin oranı çok baskın. Oradaki sıkıntı aslında genç seçmenin total oyu yüksek. Fakat genç seçmenin sandığa gitme oranı düşük. Eşit derecede giderlerse hakikaten game changer olacaklar. Bir de şöyle bir şey var sadece hani hakikaten fark edilen. Yani son 30 senedeki nesillere falan göre şu an 18 yaş altının en politize olduğu dönem. Evet. Onu şeyden görüyoruz biraz da tabii onun etkisiyle var. Maruz kalıyoruz yani şeye. Video görüntülerine. Evet. Sokak röportajı çok fazla yapıldığı için. Evet. 17-18 yaşında çocuklar da gelip politik görüşlerini aktarıyorlar. Evet. Yani buna da tabii eskiden maruz kalmadık böyle bir şeye. Evet. Şimdi buna maruz kalıyoruz fakat evet yani yine de belirginde bir şey var. Politizasyon var. Biraz da onun için de dediğin gibi hani gençlere, gençlerini istiyor falan filan da tabii gençler de tabii öyle biz genciz ve şunu istiyoruz diyecekleri bir şey de yok yani. Evet. Öyle bir şey olabilir. Sadece tabii ki ekonominin iyi olmasını istiyorlar. Başlıca olarak ya zaten şu anda muhtemelen politize olmalarının sebepleri o yani. Evet. Bir de gündelik hayat, siyasetin gündelik hayatı bu kadar belirlediği bir zamanda yoktu. Hani o kültürel muhafazakarlık, siyasi merkezli. Bundan da kaynaklı bir şekilde gençlerin genç olmaktan kaynaklı kınanma durumu biraz daha siyasi kaynaklı. Hep kınanıyordu. Fakat bu kültürel bir realiteydi. Peki yaşların gence bazı konularda şey olabiliyor mesela. Siz bilmezsiniz yağ kuyrukları vardı eskiden evet. Falan da mesela. bu yaşlılığın avantajı mıdır bu? Ne avantajı mıdır? Ne diyorsun buna? Ya tabii yaşlı kendi başına bir otorite atfediyor kendine. Hani ben gördüm, geçirdim. Ki zaten eski zamanlarda sırf yaşlı olmak, haklı olmak, bilgili olmak anlamına geliyordu. Aslında şimdi tam bir ters yüz olma durumu var. Şimdi genç olduğu için otomatikman haklı görüyor insanlar. Çünkü eskiden, işte eski zaman tabii çok kitabi olmadığı zaman da bilgi aktarımı nasıl olurdu? İşte geçmişte ben gördüm. Benim ustalığım beni gördü. Hani eskiden bilgi zaten eğitim, usta-çırak ilişkisiydi. Hani bir medresede bir işte alimin yanından icazet alırdın. O yüzden ne kadar daha kendinden daha yaşlı insan gördüğünle ilgiliydi. Hayat deneyimin ne kadarsa onunla ilgiliydi. Bu yüzden yaşlılar bugün de kendilerini, adam 70 yaşında hiçbir eğitim yok fakat ben kardeşim 40 yıldır bu Türkiye'yi gördüm. Dolayısıyla ben Türkiye hakkında daha çok bilgiye sahibim kafasında var. Aslında bugün dediğim gibi tam ters yüz olamadığım da var. Şu anda 25 yaşında bir genç. Genç olduğu için haklı. Yani o biraz yani şey düşünüyorum bir Z kuşağı olarak öz eleştiri yapmam gerekirse. Gerçekten biliyor muyuz? Yoksa bilmediğimizi çok iyi kapatabiliyor ve hani boomerları o meşhur sözde direkt susturabiliyor muyuz? Ya ama şöyle. Boomer'la dediğin kuşak gençlerin sonu anlamıyor, algılayamıyor. Çünkü başka bir kültürel sosyalizasyonda yaşamış. Ve bu muhafazakarlık aksında değil. Onun mesela işte Türkiye'de AK Parti ne kadar kötü diyorsun. Adam işte Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi, emperyalizm yani bir şeyler sıralıyor kafasında ama o gencin AK Parti'nin rahatsızlığı onlar ya. O gencin çok daha yaşamsal anlık sorunları var. Onlara net bir takım talepleri var. Hani diğerleri ise bir takım ideolojik dolaylamalar üzerinde anlatıyor. Ama genç de tabii başka sorunu bir yandan algılıyor. Çünkü herkesin kendi anlık ve öncelikli sorunları var. Kimse zaten bir resmin tümünü göremez. Ama hani burada şey sıkıntı var boomerlar için. Çok kendi merkezliler. Kendi yaşlarından gene otorite yani bu mesela şimdi feminist gençlerde de kız gençlerde de çok büyük bir tepki var. İşte solcu, yaşlı, Marksist erkek. Çünkü ona bir çerçeve sunuyor. Oysa ki 20 yaşındaki bir genç kızın sorunları çok daha temel, essential. Farklı zamanlarda sosyalizasyondan ve bir takım insanların kendilerine yaşından da otorite atfetmesiyle ilgili bir gerilim tabii ki var. Evet yani bu şey tatsız bir şey.
yaşından dolayı otorite atfetmek falan hakikaten çok aslında mantıksız, bir yandan da mantıksız geliyor şeylere de yani. Çünkü herif içi boş bir şey söylüyorsa, bazen tabii old and wise guy'lar da var, herif bir şey söylüyor. Bazen de sokak röportajında Esenyurt meydanında adam bilgi olarak konuşuyor. Aynen, bazen de bir hani hakikaten geliyor orada ışıl ışıl bir adam. Evet, 40 yıl önce şunu gördüm diyor, adam bir lafı oturttu diyorsun da bazen de öyle oluyor tabii. Evet, evet. Yani bu için, Alevi yaşlı dede gibi bir bilgelik oluyor bazen. Onun için tabii ki yani ne gençler şeydir, ne gençler iyidir, kötüdür, ne yaşlılar iyidir, kötüdür falan böyle bir şey söyleyecek. Tabii hiç gençlik de bir kategori değil. Çünkü gençlik deyince bazı insanlar bir takım işte çok daha bir çevrenin dertliğini anlatıyorlar. Oysa ki işte ne bileyim yaşlılığın aynı olmasından kaynaklı bazı insanların benzer sorunları var. Fakat bunun dışında, yaş dışında birçok kişinin farklı sınıfsal kökenleri var. Tabii ki böyle bir gençlik diye her şeyi yutan, ortaklaştıran bir şey yok. Fakat tabii sırf genç olduğu için de ortak bir takım sorunlar var. Hani ikisi de ayrıştırmak lazım. Artık Türkiye'de şey oldu yani, Z kuşağı böyle hakikaten değişik bir racism durumu var. Sanki biz böyle farklı bir etnik grubuz, Z kuşağı. İşte belli şeyleri yapar, belli şeyleri sever, evet, belli şeyleri söyler. Onlar bundan anlar falan. Ya bir de, yok evet, öyle bir şey. Yoktu, ya. Sadece yaşları paylaşıyoruz. Bir de hakikaten işte bu biraz da marketing stratejisi. İşte genç, ilk başta bu siyasi parti reklamcıları takip ediyor. Reklamcılar diyor ki, bizim hedef kitlemiz 20 yaşındaki insanlar. 20 yaşındaki insan nasıl tavlanır? İşte biraz rap, biraz şu bu falan. İşte Serdar Ener falan başlattığı şey. Yani ne bileyim, bir tane çikolata pazarlıyorsan belki mantıklı olabilir. Ama siyaset çikolata değil. Doğru, çok önemli laf. Siyaset gerçekten çikolata değil, evet, doğru. Yani çikolata lezzetini herkes eşit şekilde beğenebilir. Fakat siyaset böyle bir şey değil. Sonuçta tabii şey de değişiyor. Yeni bir kuşak daha geliyor arkadan. Hep onları unutuyoruz. Yani sonuçta onu da... Yani bu şeye göre siyasi partilerin şeyi de çok enteresan gerçekten yani. Herkese hitap etme çabası. Yani şey çok enteresan değil mi? Bir siyasi parti İktidar olmak istiyor, fikri var ve aslında bu fikri savunan insan dörtte biri ülkenin. Fakat işte ülkenin üçte ikisini oy almaya çalışıyor falan. Çok enteresan şeyler bunlar aslında. Evet. Sonuçta sürekli kendine ödün veriyorsun, sürekli ödün veriyorsun, sürekli ödün veriyorsun. Ve abuk bir şey çıkıyor yani. Herkes bir partiye oy verse %100 olsa iyi mi olacak yani? Ama enteresan bir şey yani. Hakikaten insanın kafası almıyor yani. Bu şey de onu iyice besledi. Şimdi altılı ittifak oturuyorlar. Gültekin Uysal'a ev sahipliği yapmış en son. Acaba nerede ev sahipliği yaptı? Ona uygun şey var mı? Ev sahipliği yapacak. Kirası bir dicide. Erkeş güveci yedirmişti. Afyonlu. Afyon'dan ne var yemeği? Pidesi sucuk ya da köftesi vardı. Ha, sucuk. Şey, dinlenme tesisi sucuğu. Cumhuriyet sucuğu. Aynen. En son Afyon'da sucuk yediğimde mideyi bozmuştum dönüşte. Bir de Afyon'dan Antalya yolunda mı? Dönüştü abi. He. Bir de araba kullandım İzmit'e kadar. Eve geldim. Bir kustum. İnanılmazdı yani. Çok korkunçtu. 2017 yazı. Bir daha Afyon sucuğu yiyemedim ama yani bir ön yargım yok. Yani Gültekin Uysal çağırsa gelsin. Gültekin Uysal şu an Afyon milletvekili değil mi aynı zamanda? İstifa etti. Partisine geçti. Evet. İstifa etti partisine geçti. Şu an iki vekili var DP'nin. Evet, bir de şey işte. Cemal Engin Yurt. Cemal Engin Yurt da onun enteresan yanı şeydi. Herif Berat Albayrak'a hiç laf söyletmiyordu. Tamam mı? Orada bir enteresanlığı var. Yani adam MHP zamanında AK Parti'nin herkesi, yani ben MHP'liyim ama eleştiriyorum falan filan şeyi. Abi Berat Albayrak'a hiç laf söyletmiyordu. Yenilerde baktım. Herif hala diyor ki ekonomi çok kötü. Berat zamanı bu kadar kötü değildi falan filan. Yani onun enteresan bir Berat Albayrak'a şey. O aradaki şeyi çok merak ediyorum. Yani sebebini merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hani Engin Yurt öyle garip bir adam ki kendi öz iradesiyle Berat Albayrak seviyor olabilir. Yani çok garip bir adam. O bir şey yapmıştı değil mi? 35-36 yaşındayken 99 evet, seçimine gitti sonra yumruk atmıştı. Tadi 2000 yılında ortak aday belirlenecekti. Tadi Samuncuoğlu tepki olarak kendi bağımsız adaylığını ilan etti. Buna karşı da bir ceza yok kesti. Ceza yok kesti. Ordu milletvekili. Enteresan. Yani MHP milletvekili olarak hayatımıza giren ve anormal olmayan kimse yok. Evet, bir de şey anlamıyor mesela. Hadi o zaman milletvekili oldun. Ömür boyu herhangi bir vasıf taşıma ihtiyacı olmadan tekrar tekrar seçiyorsun. Hani Ordulu MHP seçmeni de mi düşünmüyor? Yani benim sırf ismi bir şekilde milletvekili olduğu için bilinir hale geldiği için 20 yıl boyunca benim oy verdiğim insan bu mu? Enteresan. Bir de çok enteresan bir şey var. Engin Yurt'un 2002 ile 2018 arası vekillik yapmaması. 2018'de tekrar bir şekilde efsaneye sağlar dönüyor. Sağlarım.
Kerif genç. 20 sene daha yapar. En az 30 senede bile yapabilir de. Hani 20 sene seçerler sonra seçmezler gibi geliyor. Çünkü biraz şey mental yani. Mental issues. Bugün artık da bir sponsorluk aldık. Tuborg'dan sponsorluk almadık. Fakat şey unutmuşuz. Şarap açacağı unutmuşuz. Dedi ki hani böyle afilli bira içelim. Hocayı aradım. Hocam bize bira alır mısınız diye. Hoca da dedi hangisini alayım? Dedim mavisini çok seviyorum. Ben mavisini alır mısın dedim. Güzel ama ben burayı çok seviyorum. Ben şey seviyorum ya. Buğday birası seviyorum da onun için. Aslında bunu bardaktan içmek lazımdı ama tabii yani şimdi o kadar da şeyde değiliz yani şu anda da. Nasıl? İlk defa mı içiyorsun bunu? Yok ben içiyorum onu. Seviyorum ben de bunu. Bu seride favorin hangisi? Bu olabilir. Bu. Abi ben de bunu seviyorum bir de şeyi seviyorum. Marzen Lager. O da çok güzel. Vallahi ne güzel. Ama bu kaç lirayı? Kaça aldın hocam? 27,5'tu. 27,5. İyi. Yani iyi. Peki. Yani özel bir biri olduğunu düşünürsek 3 iyi yani. 3 şişe... Şey, Weihenstephan 32 galiba değil mi? Weihenstephan. 3 şişe bira bir CSKS parasına yer artık. Ya enteresan. Gerçekten zor. Bu dönemde bir şey satmak da zor biliyor musun? Alıcı olarak olmak kadar satıcı olmak da zor. Evet. Çünkü sanki hiçbir şey zam yapılmıyormuş. İnsanlar her şey her zaman aynı tepkiyi veriyor. Yani ne zamlansa o çok zamlanmış diyorlar. Sanki sadece bu zamlandı. Çok acayip. Hangi küfür etmişsin gibi algılıyorlar birisine zamdan bahsedince falan. O yüzden ben sonsuz şekilde zam yapıldığı zaman eyvallah demeyi tercih ediyorum. Ama mala zammı izah etmek daha kolay da hani hizmetine de zam yapması gerekiyor insanların. Bunu izah etmeye daha zor oluyor. Tabii avukat, çünkü doktor. Evet. Evet. Çok kötü ya. Vallahi yeter yani. Ne zaman fiyat görsen bir yerde böyle mesela metrobüste falan bugün sandviç bilmem kaç lira her şeyin üzeri çizili tamam mı? Yani adam mesela hani adam 5 yıl kullanmak üzere sandviç 7 TL tabelası almış kendine. Evet. Artık kullanamazsın tabelayı yani. O 7'yi çizmiş mesela şimdi kaç belli değil yani. Yeni tabela da yaptıramaz çünkü yarın 8 değil 9 olacak falan. Allah'tan bir iki yıl önce dijitale geçildi ya restoran menüleri. Evet. Onları kurtar yoksa bir de o maliyet olacaktı. Evet ya dijitale geçen restoran menüleri de beni rahatsız ediyor. Ben de hoşlanmıyorum. Çok eziyetli bir şey oldu basmak. Hani bir de hakim olamıyorsun. Sürekli 2 ayda yenilendiği için takdir ediyorum yani. Şeyde falan vardı bu. Beyaz fırında falan hala şey veriyorlar. Çünkü oysa 2 ayda bir yeniliyorlar muhtemelen onun fiyatları. Beyaz fırın çok pahalanmış. Geçen gün 244 liraya tek başıma kahvaltı yaptım. Tek başıma. Ne yedin? 3 gün bir daha kahvaltı yapmadım. Menemen yedim. Menemen. Dolu dolu tabak 45 yedim. 45 TL. Dolu dolu tabak 105 TL. Portakal su içtim. 47 TL. Portakal su içiyorsan 204 TL. Portakal iyi. 8 lira portakal. Yine iyi. Abi yani. Portakal suyu her zaman bir acayip pratik bir şey. Portakal suyu. Yani şu an marul 20 lira. Portakal 8 lira valla. Evde portakal suyu sıkıyor musun hocam hiç? Böyle bir alışkanlığım yok valla. Ama arada lazım. En mantıklı şey yani. Eskiden sıkılırdı falan. Sonra cancel'landı bu şekerli mekerli sıkmayın falan diye. Öyleymiş ya. Ben onu uzun süre sağlık diye tüketiyordum. O bile sağlıksız çıkınca abi, artık abi, her şey sağlıklı. Özellikle bu portakal suyu içmeyin falan görünce yani. Ne yapın? Özellikle bunu yapmayacaksak. Bir de evet. Eskiden mesela beyaz et sağlıklı, kırmızı et sağlıksız falan diye bir şey vardı. 2000'lerin başında evet. Hatırlıyorum mesela böyle. O beyaz et sağlıklı, kırmızı sağlıksız. Meğer sonra kırmızı et bayağı sağlıklıymış. Hatta beyazın ne olduğu belli değil falan. Evet. Bu sağlık işleri çok değişiyor. Ama sanırım Doritos falan sağlıklı değil kesin. Yani hiçbir noktada sağlıklı olmayacak. Hayır zaten onlar her şey sağlıksız deyince Doritos falan yemek daha hani guilty pleasure olmaya çıkıyor. Ya bu arada şöyle söyleyeyim. Dışarıda yemekler artık ne yağı falan kullandığını o kadar bilmiyorsun ki. Evet. Hani McDonald's yemeği çoğu şeye tercih eder hale geliyor. Yani çünkü ulan en azından onun ne olduğu belli yani. Evet. Tamam yani okey yani. Nasıl bir zehir alacağım belli ama belirsiz sürpriz bir zehir almak çok korkunç bir şey. Abi ev yemeği yiyorsun çok kötü yağlar kullanıyorlar falan. İnanılmaz mideni mahvediyor yani. Korkunç ya. Acayip. Küçük ev küçük ev. Ya 50 liraya veriyor köfteyi möfteyi. Ve şey yani abi çok kötü. Allah Allah benim çok kötü ya. Ya programda... Küçük ev, Koç'ta küçük ev var mı hala? Var. Abi kaç çok para? Çok pahalı. Çok pahalı değil mi? Koç'ta her şey çok pahalı yani. Ve yani, küçük ev hakikaten çok kötü ya. Yani programın sponsoru yok sadece gömülen bir markalar var. Ya küçük evin brokolisi var ya böyle gömer ki brokoli. Şeyi çok iyi Macar kebabı. Macar kebabına hayatımda bu kadar kötü bir yiyecek görmedim. Neyse hiçbir marka övülmedi de sponsor diye şüphe uyanacak herhangi bir marka yok yani. Aynen. Hepsini gömüyoruz. Bunun da fiyatını beğenmedik. Bunun fiyatını beğenmedik. Bunun turuncusu da güzel.
Turuncusu, evet. Ben de turuncuyu seviyorum ama şey kahverengiyi sevmiyorum. Ama o şey ben dark beer sevmiyorum. O sebeple bana çok ağır geliyor. Bire de yani 40 yılda bir içiyoruz biliyorsunuz. Şarapçı olduğumuzdan mütevellit. Şarapçı mısınız? Ha, şarapçıyız. Şarapçı olduğumuzdan mütevellit birayı 40 yılda bir içiyoruz. Ama evet. Ama şey derdi. Şarapçı olduğun için sağda solda bir içince şey mi bakıyorlar dedi. Bir de seni şarap içmeye geliyor. Sonra değil mi? Bir içince o tam keyfi kaçıyordu. Sen iş gelin. Bira falan böyle gecenin sonunda falan. Bira içiyorsan ben biliyorum ki yarın sabah çok kötü kalkacağım. Hani bira içecek raddeye geldiysem o zaman yarın sabah da bittik. O yüzden birayı çok az içiyorum yani. Bira içmemek lazım. Hiçbir şey içmemek lazım. Yani alkol kötüdür. akşam iftara kaç saat kalmış? Neyse ki bayramda çektik programı. Evet, bayramda çektik. Ama şey yaramazana yemeyeceğiz. Geçen bayramda. Evet. Onu hallederiz. O zaman programı kapatabiliriz herhalde. Evet. Bugün gençlik konularından bahsettik. Ve biz de sokak röportajı gibi dertlenerek bitirdik programı. Aynen. Sonunda abi yani geldim dolmuşa bindim 10 TL verdim dolmuşa baba ya. Ya şaşkın bakkaldan metrobüs 10 TL olmuş yani yuh be abi ya. Olacak iş değil. Sürdürülemez yani. Bak dediğin gibi şimdi iş yerinde yemek yiyorum. İşe gel git, yemek ye, evde otursam daha karlıyım. Yani işe gelip gidip yemek yemem falan, iş yerine gitme ve orada vakit geçirme masraflarım sanırım maaşımdan fazla oluyor şu an şu durumda. Yani evde oturan düz çok daha karlı olacak gibi duruyor. Evet, teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için 2 ay sonra sizlere kavuşmak çok güzeldi. İnşallah keyifle izlersiniz.